kendisi dün Kızılay'a bağış yapacak kadar da önemli bir skandalı olmasa da yine de Kızılay'a bağış yapmasıyla hepimizin gönlünde taht kurmuştu. Ya bu eski video galiba. Yeni mi bu? Evet, eski bir videomuş ama maalesef ki çok komik olduğu için neden olmasın? Ecevit çok enteresan. Sen bayağı hukuk fakültesinde okuyorsun. Hangi bölüm? Hukuk. Bence çok iyi Bartu. Bence çok iyi. Ece'nin şoku çok iyi. Hangi bölümde okuyorsun? Ece hukuk okuyorsun. Hukuk okuyorsun demek de çok zordur ha. Hukuk okuyorsun. Zaten o yüzden büyük usta o riski almamış ve demiş ki hukuk fakültesinde okuyormuşsun. Evet. Hangi bölüm? Hukuk. Siz ne düşünmüştünüz? Hukuk fakültesine ne okumamı beklemiştiniz? Sizi bilmiyorum, hayal kırıklığına uğratacak mı ama ben hukuk okudum. Bartu çok iyi. Suyum. Suyum reis. Bartu. Bakıyorum şöyle bir gündeme. Yani gündemde bazı önemli maddeler de var. Mesela Fatih Bey gibi. Bir dakika dur. Bartu. Canım. Fatih Bey hakkında demişler ki yıllar geçti. Ne ha? 54 yaşındaki Fatih Yüreğin yıllar içindeki değişimi. Bir şey görüntüleyemiyorum şu an. Bartu, olayın yıllarla bir alakası olmadığını görüntülüyorum. Neyle alakası var? Bartu, ben Fatih Bey'in 54 yaşındaki Fatih Yüreğin yıllar içinde bulduğu filtreler gibi görüntülüyorum. Ben iki haline de okeyim. Sadece kesinlikle. Ben daha kalın kaş seviyorum. Ama o zamanlar şeydi. Modaydı. Bartu, kesinlikle ben de gıdı severim açıkçası. Gerçekten sola basıyorum ben de. O yaklıma. Böyle giresi var. Ya zaten bu değişimler konusu... Bartu, usta bir isimden açıklama geldi. Bu konularda usta bir isim olan. Ezgi Mola demiş ki açı ya. Açı ya. Açı önemli. Doğru açıyla, değil mi? Doğru. Kesinlikle. Bir iPhone 3 iPhone 11 denmiş Fırat Çelik tarafından. O da mantıklı. Ya değişimlere bu kadar da takılmamak lazım. Yani sonuçta yani değişimin zaten kendisidir. Bartu, bu gece de hazır mıdır sence? Ya bence hazırdır büyük usta. Bir kontrol etsek mi? Bir anlık ya, yakalasana. Bayağıdır sesi çıkmıyor. Götüm falan demedi. Burada mı acaba hala? Vural sakinleştiriyordu en son. Hadi bir dene gel. Gerçekten makyajlı mıdır ya? Ha bak lan. Işte. Ben ne yaptım lan size demesi. Bartu, yıllar içindeki değişimi bir görelim. Bakalım şimdi Zeki mi bağlayacağım? Hadi bakalım, sürpriz. Ulan gene makyajlı mısın? Hazır mısın? Gülmeyeceğim. Mutlu musun? Belli olmuyor mu? Peki bir şey diyebilir miyim atmadan önce? Tamam söyle. Dün ben Kadıköy Belediyesi'ne yürüyordum sizin yayında. Evet. Belediyeye yürürken gözümden kaçmış, altta makyajlı halimi gören Boran Kuzum ateşler koymuş. Evet. Şu an deminki fotoğrafı gördükten sonra Boran Bey'in ateşinin şu an bana küfrettiğini duyuyorum gibi. Duydum gibiyim. İrem, o bence ateş sönmemiştir ya, devam ediyordur. Hepimizin içinde sana karşı olan bir ateş var şu aralar. Şebnem Bozoklu bak gene bizi seyrediyor. Oh, arasam şimdi ya gene çekmiyordu ya falan diyecek herhalde büyük ihtimalle. Vallahi görüyorum buradasınız ha, yalan yok. Kadıköy Belediyesi sesin çıkmıyor. Derya Karadaş. Oo, Derya Usta. Vay. Oha lan. Genç kızların sevgilisi diyelim mi ya?
Görüyor musunuz şu an ben kimi alıyorum yani? Ha? Bu bir sürpriz olmayacak mı kimse için? Gözükmüyor mu? Arkadaşlar aşağıda konuşamazsınız. Benimle ilgilenmeniz de... Of! Kendimi keseceğim şu an. Yayını kimin alacağım önceden görünmüyor bende. Gözükmüyor. Zaten bu arada da gelmiyor biliyor musunuz? Herkes üstünü mü giyiyor ya? Gerçi giymese daha mı iyi olur? Melikşah'ın adı mı yazıyor? Allah Allah. Metini almaya çalışmıştım. Tamam ya, hadi tamam. Hadi. Bu şarkının bu kadar tutacağını ben hiç beklemiyordum. Ey kız 17'li kız, saçların yıldız yıldız. Gel otur çakıllara, senin konuşacağız. Eğer babam vermesin, dağlara katacağız. At beni. Artık official'ı bir talk show programıdır bu ya. Apple'i söylendiyse Sarpapak tarafından. Hadi at artık, tamam. Ben atıyorum kendimi. Ha, ben attım. Of, ne yapıyoruz ya? Öf, yetti be. Çocuk uyuyor, bağırmayın. Okey, tamam. Ha, ondan at diyor. Tamam artık. Bugün de mücbir sebepler. Ya Epul'im söylendi. Epul'im söylendi. Ben artık ne kadar şaşırdım. Mücbir bana... sebeplere beyaz şov şoku. Evet. Mücbir sebeplere beyaz şov şoku. Bartu da Orçun karakteri olarak gelip benim kucağıma oturursa tam olarak bir beyaz şovda izleriz artık. Ya artık officially bir programdır bu. Bartu bu bir programın program olabilmesi için Sarp Apak tarafından herhangi bir zaman diliminde Efulim söylenmesi gerekir. Anladın doğru. Bartu bak İrem Deniz'i gelip açıklamalar yapıyor burada. Bak bir şarkıcı konuk. Bir Sarp Apak konuk. Aynen. Yani şarkı söyleyebilen ability sahibi oyuncu konuk. Evet. Ya Dermancıoğlu var oyuncu konuk şey. Kesinlikle. Teklifleri açayım konuk. İrem Yasa... Sarp geldi bir skandal habere imza attı gitti gibi oldu. Aynı zamanda Jet Society'nin son bölümü yayınlanacak. Aynen öyle. Bak oyuncular... üçüncü koltuk var arkada. Biz artık bunları sıra sıra dizer oturturuz yani. Gülme ben efekti gülme efekti de, dersen bak sana gülme Merve efekti. Merve var. Bak bak. Yapımcımız Merve'nin gülme efekti. Kendimi keseceğim şu an. Eskisi gibi cumartesi pazar. Buna gülüyorsun et diye açtım ama gülmedim. İnanılmaz. Bartu Instagram birazdan bizi atacak gibi. Evet aynen öyle. Açıkçası. O yüzden ne yapalım? Jet Society de 6 Mayıs demiş. Hakkıdır. 6 Mayıs. Mor ve Ötesi. Mor ve Ötesi. Aha. Hani Mor... nerede Mor ve Ötesi? Mor ve Ötesi yarın konsere gelin demiş. Nerede demiş? Kaçırdı Merve benim. Gazi mi? Bartu Mor ve Ötesi değil Merve Gazi'dir bu. Ya Merve Gazi Mor ve Ötesi'ni ne söylemiş? Ben de onu şey yaptım ama Mor ve Ötesi'ni alıyorum. Bende de çıkmadı Mor ve Ötesi. MVO diye yazıyordu. Ya evet. MVO. Mazhar Vedat Özkan. Mor ve Ötesi'nin konserine de gelin. Ne zaman konseri ya Mor ve Ötesi'nin? Mor ve Ötesi'nin konseri ne zaman? Mor ve Ötesi. Mor ve Ötesi bana konserini ne zaman söyler misin? Arkadaşlar o kadar sıkıldım ki şu an. Ne diyordu ya? YouTube kanalında saat 21 demiş Bartu. Ben Haluk Levent'e üye olduğum bugün de arkadaşlar Mor ve Ötesi'ne üye olun. Yoksa biz öyle...